Hocam konuyu anlıyorum ama bir soruları sorulara gelince takılıyorum, yapamıyorum hocam. Birçok öğrenci de Tonguç'um, senin yaşadığın sorun var. Şirin Mavi Göl, Bilal Bilgin, onlarca, yüzlerce öğrencimiz aynı sıkıntıdan dert yanıyorlar. Hocam konuya çalışıyoruz, konuyu anlıyoruz veyahut da sınıf hocamızı dinliyoruz, konuyu anlıyoruz ama sonrasında soru yapamıyoruz diyorlar. Aynen, Mesela... teslim başına oturunca hep patlıyor hocam. Bu çok normal bir şey, birazdan bunun çözümünü sana söyleyeceğim Tonguç'um. Mesela Şirin Mavi Göl demiş ki hocam konuyu gayet iyi anlıyorum. Bak gayet iyi anlıyorum. değil. iyi hatta gayet iyi anlıyorum. Derste hocanın sorduklarında yapıyorum. Ama evde töz çözünce, test çözünce olmuyor. Bir taktiklerin Aynı olanlar artı birlesin demişler mi? 118 beni almış. Bilal Bilgin demiş ki hocam konuyu anlıyorum. Yenisi sorularda takılıyorum demiş. Şimdi Winston Güç'üm konuyu anlamak çok çok önemli. Biz konuyu anlıyoruz. Hocamız dersi dinliyoruz. Mesela ee, videoda izliyoruz. Tonguç Akademi videolarını izliyoruz. Başka videoları izliyoruz. Okuldaki hocalarımızı dinliyoruz. Özel ders alıyoruz. Kursa gidiyoruz. Konuyu anlıyoruz ama sonrasında eve gidip tek başımıza soru çözmeye oturduğumuzda soruyu açtığımızda birinin soruyu bir anda patlayabiliyoruz. Aa. Bu ne ya diyoruz. Sıkılırız vazgeçiyoruz. Yani konuyu anladıp soruyu çözemek... Daha ilk soruda hemen zor soru soruyorlar hocam. Evet birazcık kaynaklarla da alakalı bu durum. Veyahut da senin çalışma alakalı. Yani sen direkt olarak yeni soruyla başladıysan da sıkıntı yaşayabilirsin ama Bunların hepsine geleceğiz. Bu neden oluyor? Önce ona bakalım. Birincisi eğer konuyu tamamen öğrendiysen en basit sorulardan başla. Diyelim ki bir konuda şöyle düşün. Bir konuyu puzzle gibi düşün Tolgucuğum. Tamam şöyle bir puzzle düşün tamam mı? Diyelim ki basit makineler konusuyla alakalı bir puzzle var. Sen bu puzzle'ı tamamlaman için hiçbir parçayı eksik bırakmaman lazım. Yani şu parça eksikse ve şu parça eksikse puzzle'da bunu tamamlayamazsın. İşte konunun da içerisinde kazanımlar var. Milletin Bakanlığı buna kazanım diyor, biz puzzle diyoruz. Niye biliyor musun? Şimdi diyelim ki basit makineler konusuyla alakalı veya fiilimselik konusuyla alakalı 10 tane bilmen gereken madde var. Mesela fiilimside filmsi bulma, işte isim fiil, sıfat fiil, tamlama oluşturması, zarf fiil, fiilimsinin yüklem olması, fiilimsiyle çekimli fiil farkı. İşte böyle diyelim ki On tane başlık var. Sen bu on başlığı bir kere çalışıyorsun. Ama çalışırken diyelim ki dördüncü başlığı anlamadın veya beşinci başlığı tam pekiştirmedin. Sen hala hepsini anladım zannediyorsun. Ve tüm film konusu bittiğinde veya tüm basit makineler konusu bittiğinde ben bu konuyu anladım o oh, diyorsun. Fakat bununla burada ikiden bir soru gelirse oh başladım yapabiliyorum diyorsun. Ama dörtten bir soru gelirse yani puzzle'ın eksik parçasından kazanımın eksik parçasından bir soru gelirse tamamen öğrenmediğin için bir kere patlıyorsun. Zaten kaynaklarda da şöyle yapıyorlar. Mesela şu diyelim ki bir soru bankası olsun. Açar açmaz hemen böyle önce temel soru sonra orta düzey soru sonra yeni soru olmayabiliyor. Bazen direkt böyle yeni soruyla başlıyor. Hatta şöyle matematikten göstereyim sana. Şöyle direkt böyle bir soruya başlıyor. Öğrenci de bu soruyu yapamayınca konuyu anladım diyor. Ben mesela üstü sayıları anladım. Ben kalıtım anladım ama konuyu e, soru yapamıyorum diyor vazgeçiyor. Halbuki tamamen öğrendiysen ilk başta basit sorulardan başlaman lazım. Yani hocam biz ama yeni sene yeni sınava gireceğiz. Biz LGS'ye gireceğiz. Böyle basit sorular olmaz deme. Önce basitten başla. Adım adım ilerle. Önce puzzle'ın ne yaparsın puzzle parçalarını? Önce kolay parçaları koyarsın. Hemen böyle hiç bu ne ya dediğin şeye başlamazsın. Önce puzzle'ın basit parçalarına başla. Sonrasında sonrasında Sorulardaki önemli yerlerin altını çiz. Soruya başladın, soru yapıyorsun. Hı hı, evet dedin, altını çizdin, çizdin, çizdin. Ve kendine soruyu çözerken süre sınırlandırması yapma. Mesela matematikten örnek verelim. Matematikte yeni sorulara Milletin Bakanlığı bile iki dakika veriyor. Bak normalde Türkiye tarihinde ben böyle bir şey görmedim. Yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır sınavlara öğrenciler hazırlıyorum. En fazla bir dakika verirlerdi. Hadi çok olsa bir buçuk dakika verirlerdi. O da askeri sınavlarda. İlk defa Milletin Bakanlığı dedi ki ÖSYM ile anlaşıp bu sorulara iki dakika verelim dedi. Bunlar çok uzun dedi. Şimdi sana sınavda iki dakika veriyorlarsa sen sınavdan önce yaptığın soru çözümlerinde bir soruya 15 dakika 20 dakika bile verebilirsin ilk başlarda ama. Sonra bu 15 dakikadan On dört dakika düşer. Sonra 10 dakika yaşar. Sonra 5 dakika yaşar. Sonra sırada gerçek süre olan 2 dakikaya kadar inebilirsin. İlk başlarda süre sınırlandırma sen yapmıyorsun. Ve kitaplarından konu anlatımına bakarak doğru cevabı iyice kavram. Zaten Milliyetin Bakanlığı diyor ki eğer şu matematik sorusuysa diyor bak bilgi veriyor. Bak burada tam bir yeni soru var. A ve B, B birer gerçek sayı. B büyük eşittir sıfır. Bu bilgiyi niye veriyor Milliyetin Bakanlığı? Diyor ki zaten bilgiyi kullanma becerisini istiyoruz. Diyor. Biz beceri temelli sorular çözmemizi istiyoruz. Dolayısıyla sen de soruları çözerken kitaplarından konu anlatımına bakabilirsin ilk başta. Yani diyelim ki Türkçe çözüyorsun. Üste bilgi vermemiş. Olsun. Sen bu soruda yüklem diyor ya. Ya yüklem ne diye defterine bakabilirsin. Özne diyor ya. Özne'nin sorusu ne diye bakıp İlk başlarda böyle yapabilirsin. İngilizce çalışırken ilk başta kelimelerin Türkçesini sözlükten bakabilirsin. İlk başlarda böyle gidiyorsun. Soru çözme pratiğini geliştir. Ve bir konuyla ilgili sonrasında artık farklı seviyelerde sorulara geç. Yani ilk başta tabii ki temel soru çözdün. Ardından orta seviye, Artık senin sınavda karşına çıkacak olan Beceri temelli, yeni nesil, uzun sorularda sona geçebilirsin. Çözdüğün tüm denemeleri tara. Biliyorsun sana sınavda bir deneme yapacaklar. Yani sen e, Haziran ayı geldiğinde sana şöyle bir şey yapacaklar. Hadi bakalım 20 tane takla at. Böyle bir şey demeyecekler. Veya da hadi bakalım bildiğin tüm konuları bize anlat dinliyoruz, sunumunu dinliyoruz. Öyle bir şey demeyecekler. Sana bir adeta LGS denemesi verecekler. Diyecekler ki bu denemeye gir diyecekler. Ve bu denemenin sonucu senin kazanacağın okulu belirleyecek. Dolayısıyla sen sınavdan önce bol bol bunun provasını yapmalısın. Bol bol LGS denemesi çözmelisin. Çünkü bol bol deneme çözersen ve çözdüğün tüm denemeleri tararsan, hatalarını çıkarırsan, hataların ait olduğu konuları listelersen... Gerçek sınava girdiğinde o hataları yapmazsın. Ama deneme çözmezsen, denemelerdeki hatalarını göz ardı dersen, hatayı çözdükten sonra bakarım sonra ya şimdi denemeden çıktım yorgunum arkadaşlarla bulacağız falan dersen birkaç gün sonra da zaten o sonuç bir önemi kalmaz. Şöyle düşün diyelim ki denemedesin Türkçe'de şöyle e, bir tane e, paralar sorusunu yanlış yaptın. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu sorunun çözümünü zaten hatırlamak da dinlemek de istemezsin ki bana ne aman dersin. Hadi belki sayısal derslerde biraz hatırlayabilirsin ama sözel derslerde bilhassa uzun bir inkılap tarihi sorusunun, uzun bir İngilizce sorusunun cevabının sen Ceyha yanmışsın cevapta da deniz çıkmış mesela. Ya ben bunu niye Ceyha ya? Ama neyse neyi dersin. Halbuki o anda sıcağı sıcağına hatalarını çıkarman lazım. Ve şunu da unutma Tomuş. Yaptığın yanlışlar seni asla üzmesin. Çok üzüyor. Bir sürü yanlışım çıkıyor. Ne yapacağım hocam ya? Çok normal bir şey bu Tonguç. Ne kadar çok hata yaparsan o kadar çok bilgi edinirsin. Bak bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demiş hatalarımız. Yani senin yanlış anman ayıp bir şey değil. Hata yapacaksın. Bir soruya hata yapabilirsin, ikinci soruya yapabilirsin. Moralim, Moralim bozuluyor diyor hocam. Moralin de bozulması normal bir şey ama bu yanlışların azaldıkça, hataların daha az yaptıkça doğruların artmaya başladığı moralin düzelecek. Yeter ki sen en önemli şeyi unutma. Vazgeçme Vazgeçmemelisin olmuş. Eğer vazgeçersen Vazgeçtim ya olmuyor artık yapamıyorum dersen konuyu anlıyorum ama soru yapamıyorum dersen kolay soru yapıyorum ama beceri temelli soru yapamıyorum dersen vazgeçersen tam da seni e, senin başarılı olmanı istemeyen senin başarmanı istemeyen insanların isteğini yerine getirmiş olursun. Halbuki sen başarmak istiyorsun. Çalışmak, kazanmak, iyi okullara girmek istiyorsun. O yüzden seni durdurmak isteyen, seni vazgeçirmek isteyenlere izin verme. Kardeşim ben vazgeçmeyeceğim de benim için başarısızlık diye bir sözcük yok de. Ben bir şekilde çalışacağım, yanlışlarımın üzerine gideceğim. Diyelim ki az önceki sorudan örnek veriyorum. Ben mesela şu anda başlasam matematik bu soruyu yapamam. Beceri temelli soru yapamam. Önce temel soru yaparım. Sonra tabii önce konuyu anlamam lazım. Önce konuyu dinlerim. Konuyu dinledikten sonra temel soru yaparım. Sonra orta seviye soru yaparım. Orta seviyede takıldım ya. Aman de vazgeçmem. Tekrar temele dönerim. Tekrar orta yaparım. Asla vazgeçmem. Çünkü zaten beni vazgeçirmek için bir sürü oyalayacak şey var. Televizyon çağırıyor beni. Gel gel diziler var. Çok güzel zenginlerin hayatı dizileri izle boş ver diyor. Sosyal medyaya gidiyorum. Instagram diyor ki gel gel. Hepsi zaten beni çağırıyor. Onlar çağıracak ama ben vazgeçmeyeceğim. Ben diyorum ki kardeşim bir dur. Benim burada sınavım var. Ben önce temel sonra orta sonra da beceri temelli soruları sınav tarzı soruları yapacağım. Ve o ana kadar da bir sürü yanlışım da olsa vazgeçmeyeceğim diyeceksin. Çünkü vazgeçersen onlar mutlu olur. Ama vazgeçmezsen ve devam edersen soruları çözersin, sen mutlu olursun. Ve şunu da unutma, sınavda 120 soruda 120 yapmak zorunda değilsin. Pardon, 90 soruda 90 yapmak zorunda değilsin. 90 soru var ama yanlışlarına çıkabilir. Gerçek sınavda inşallah hiç yanlış çıkmaz ama gerçek sınavda da yanlışın çıksa üzülmeyeceksin. Çünkü e, bu bir sıralama sınavı. O zamana kadar da bol bol soru çözüyorsun ve inşallah kazanıyorsun diyoruz. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Yorumlarınızı okuyoruz ve onları cevaplamaya çalışıyoruz. Sormacığım.